Herkese selam, Oynuyoruz kanalına hoş geldiniz. OpenTT'de oynamaya devam ediyoruz. Doğukan'la beraber şirketimizi büyütüyoruz. Ben Buğra, haydi oyna. Doğukan selam. Ve aleyküm selam. Kömür trenleri çalışmaya başladı, kömür hattımız ilerlemeye başladı. 14'lü trenin toplam kapasitesi ne kadar? 468 ton kömür. Bak mesela kömür 1'e gelen tren direkt doldurdu ve gitti mi diyeceğim. Yok hayır, sen şeyi değiştirmiştin, tamam. Şimdi mesela bu bozuldu ya. Şeye girmesi lazım. Hemen önündeki garaja girmesini bekliyorum ben bunun açıkçası. Talimatında yok. Bakalım girecek mi, ben merak ediyorum. Çünkü az önce önünden geçti ve girmedi. Anladım. Bak gene girmiyor, görüyor musun? Aynen. Neden girmediğini anlamadım ama. Ya madem bozuluyor niye girmiyor? Bilmiyorum. Şöyle ayarlardan bir kontrol edeceğim. Bakın tren. Trenler için varsayılan bakım aralığı 50 gün. Bu tren için kaç gün geçmiş bir bakalım. Güvenilirlik %0. Son bakımdan beri bozulma sayısı 14. 2 sene geçmiş. Bakım zamanı %50. Varsayılan bakım. Geç bunu. Gün olarak 50 günde bir girsin. Yüzde olarak bakım zamanı %50. Bunu arttırabiliriz. Evet. Trenin kendi modundan seçiyorsun. Biliyorsun değil mi onu? Aha, %50'nin altındaysa girsin. %50 bence gün bile diyebilirsin buna. Yani şimdi oyun günü çok değişik ilerlediği için. Şimdi şöyle bir şey seçeceğim. Kargo grafiğine bakalım. Gelir grafiği, taşıma kargo grafiği. Sadece şirketin grafiğini verdi burada. Kargo ödeme grafiği. Kargo ödeme grafiğinde kömürü seçsek. Kömür. 20. günden sonra bir kırılım var kömürde. 20 günü geçmemesi gerekiyor kömürün transfer işlemi için. Mesela bu trenin şeyine bakacağım. Neydi bu? Tren kaçtı bu? Tren kömür 1, tren 1 miydi? Aynen. Niye bulamıyorum ki listede? Ha, 37 numaralı tren bu. Trenin adını değiştiriyorsun ama listede adı değişmiyor. Hepsini halledeceğim ya. Şimdi. Yaş 2 yaşında. İşletme gideri, ağırlık, güç, azami hız, tork, bu yılki karı. Son bakımdan beri bozulma sayısı 18. Otuz günde bir dersen eğer trenin hala da bakım istasyonuna girmiyor ya. Bu neden girmediğini ben anlamadım. Ben de onu çözemedim ya. İzledim de bir. Şey, şuraya bir tane yapsam. Şöyle bir şey yapsam şuraya. Buraya girecek mi acaba? Bak diğer tren de girmedi, gördün mü? Allah Allah. Yok, gene girmiyor.
Allah Allah, niye girmiyor? Zorunlu atama yapmak lazım ya. Yok, önüne koydum. Garajı gene de girmedi. İşte mecburen şey yapacağız muhtemelen. Zorunlu atama yapacağız. Talimatına ekleyebiliyor musun? Bu, ekleriz. Garajın desem, ismine bak. Garaj desem. Hah, ekledim. Sil dedim. Mecbur, bakalım olacak girecek mı? Artık girmek zorunda. Merak ediyorum. Gitsin de görelim bakalım. Hayır, hızlı gidemiyorlar yani. Hat bozuluyor. Şimdi gidiyor. Şimdi mecbur yani, sen atama yaptın sonuç olarak. Girerken bile bozuldu arkadaş ya. Evet, bakım yaptı kendi kendine. Nihayet yani. Şu an yaptığın hattı niye yaptın? Ya garaja girerken yavaşlıyorlar ya, onu test ediyorum. Böyle bir şey yapsam daha güzel olur mu diye de. Ya o kadar uzun yapmana gerek yok ya. Çok aşırı bir yavaşlamaları yok. Şuraya bakar mısın? Ne kadar engebe var arkadaş yani. Şöyle bir şey yaptım acaba, nasıl olacak bunu merak ediyorum. İki trene de buraya talimat verelim, buraya girsinler. Ben onları düzenleyeceğim de, ana yerin oraya bak, ben bir giriş çıkış, hem ana yere girişte hem de çıkışta mecburi şey atayacağım. Mecburi garaja gir atayacağım. Bakayım. Nerede? Ha, burada mı? Mesela otomatik girdi kendisi. Bak şimdi girdi ama o hattı bir tık daha uzatmanda fayda var. İki kare yok, falan. Yok, tam tam ona göre ayarladım. Kafayı tam soktuğu anda hattan ucu çıkıyor yani, bir sıkıntı kalmıyor. Tamam. Peki bunu, talimatını gene şurayı vereyim bakayım. Nasıl gidecek, ben çok merak ettim. Şu tren garajına uçarak mı gidecek acaba? Çünkü keskin dönüşler bu hattı yavaşlatıyor. Bu arada diğer tarafta bayağı bir kömür birikmiş. Orayı tam dolu yapmak lazım. Yo, zaten gittiğinde ne varsa yüklüyor. Anladım. İkinci bir şey koymak lazım. Bu arada para da akıyor ya. Maşallah. Bak şimdi o trenin talimatında şey vardı.
Ha bak şu tren bire baksana. Bakayım hızlanarak mı girecek oraya merak ediyorum. Gayet hızlı giriyor. Çok büyük fark etmedi ama. Yine girerken yavaşladı. Diğeri de tren 2'ye bak mesela. Tren 2'ye de böyle bir talimat verelim. Şey, şimdi orada 1000 tane var ya, tren 2'de mesela doldur talimatını kaldıracağım şimdi. Talimatlara bak. Kaldırdım. Ne varsa onu yükleyecek. Yani burada kapasitesinden fazlası olduğu için hepsini yükleyecek aslında. Anladım. Gördün mü? Bak. Hepsi yani şey boş gitmiyor. Yine bozuldu Allah'ım ya Rabbim. Diğer tren niye? Aa şey yok, ışık yok. Işık olmadığı için gelmiyor. Hatlar çok uzayacağı için yani bu garajlardan bayağı yapıp bir de çok uzun hat için mesela 3-4 kere garaja gir talimatı vermek lazım. Yani Çok uzun girip çıkması çok uzun sürmüyor zaten bence çok büyük problem olmaz. Bakayım ama ya halledeceğim ben onu. İlerledikçe ortalık düzleştikçe şey oldukça onlar hallolacak ya. İyi hadi bakalım. O zaman ben hattı büyütmeye devam ediyorum. Kömürlerden Aynen sen istasyon devam et. çekiyorum. Ben Tamam. arkandan düzelte düzelte görüntü olarak da şey olarak da düzelte düzelte devam ediyorum. Geliyorum yani. Sen Okey. hat bağlamaya devam et. Sen para kazandırıyorsun şu an. Tamam, ben bağlamaya devam ediyorum. Aynen öyle. Bağla, hattı başlat, şey, trenleri yolla gelsin. Ben de yolları düzelte düzelte geliyorum. Lan gene eğime denk geldim arkadaş. Bıktım yemin ediyorum bıktım ya. Thank you.
Aktarma trenlerindeki şeyi kaldırıyorum. Tam yükleme modunu kaldırıyorum. Sürekli hat çalışsın. Çünkü bu hat küçük bir hat olduğu için çok trafik yaratmayacak. Trafik oluşursa burada o zaman şey yaparız. Ha bak bundan bozulup bozulup duruyor çünkü şu an. Evet bunu da çektik. Şunu da çekelim. Gayet hızlandım ben burada. Atlar çekiliyor tık tık tık. Güzel. Para da zaten ona göre çok daha hızlı artış yapılıyor. Ortadere Batı istasyonuna bir el atman gerekebilir. Bunun da adını değiştirip işte buraya bir 14'lü tren 2 tane geliyor. Bir tane daha eklemekte fayda var. Geliyorum şu an. Hattı düzelte düzelte geliyorum. Kömür 1'i geçeceğim şimdi. Sonra Ortadere'ye kömür 2 yapacağım. Tamam. Aktarma 1, aktarma 2. Hepsinin isimlerini koyacağım ki istediğimizde bulabilelim. Hall olacak hepsi yani. Allah ya, tam da şeye denk geldi. Kiliseye denk geldi. Yani bu arada şeyi açmamıza rağmen hani tamam daha hızlandı şehir büyümesi ama yine de o kadar yüksek değil. Büyür ya yavaş yavaş. Bu arada Malatya birinci sıraya yerleşmiş. Malatya'nın büyüklüğü nasıl? Malatya büyüyor bak. Aynen. Petrol. O kadar yatırım yaptık. Bir şey yok. Aynen öyle. Eşya akıyor oraya, eşya. Thank you.
Bu hatta bayağı bir şey bağladım ben. Aktarma bağladım. Tamamdır. Bayağı bağladım hem de. Yani güzel güzel çalışıyorlar. Bakalım başka nerede kömür var. Bunu çekelim. Şu hattan devam edebiliriz. Edemiyoruz. Neden? Çünkü eğim var. Hay Allah'ım ya Rabbim. Eğimle uğraşmamak için hatları düz çekiyorum. Sen aynı şekilde çek, ben düzeltirim James. Sen sadece paraya odaklan. Gayet çekiyorum yani düz düz. Oluyor işte bir şekil. Evet, o da tamam. Güzel. Çalışıyorlar mı? Aferin. Çalışın, çalışın. Arı gibi çalışın. Peki, başka nerede var? Kömür çekebileceğimiz yer. Oraları çektim.
ettik. 4 milyon para oldu. Hattın aşağısından getireyim şurası. Evet, hattın en altından bir tane çekiyorum. Evet, bunu da bağladık. Şimdi buna aktarma istasyonlarını takalım.
Bu hattın niye gelmedi şeyi? Hatta bir yerde kopukluk var. Bakayım. Şurada ben bir koparmış hata olabilirim de bağlayacağım yok şu an. Tamam, yok, bir tane buldum. Sinyalleri gönderince gelmezse bir yerde hata olduğunu fark ediyorum. Onu gönderdim şimdi zaten. Peki. Buranın trenini nereden çıkartacağız? Garaj nerede var? Burada. Kopyala. Bu trenler bu şekilde yavaş mı kalıyor acaba? Şunları şey yapalım. Bir vagon azaltıp üstüne bir tane daha lokomotif alabiliriz. Çift lokomotifli. O çok daha mantıklı olabilir ya. Daha iyi olur. Hazır çok yokken. Evet. Böyle yapalım. Bir durdursana. Kaç vagonlu şu an? 5, 10, 15. Vagonlu bilmiyorum da yanda sayısı var. 27 vagonlu. Doğru şeyle, lokomotifle 28. Şey bak, yapalım. Bir tane çıkarttım. Bir tane çıkarttım. 25 vagona indir, 3 lokomotif yap. Öyle olunca muhtemelen şey de yapabiliriz. Full doldurma da yapabiliriz. Tamam, olur. Yalnız şey, buraya şey mi yaptın? Tünel mi yaptın? Küçük saraya. Nereye? Küçük sarayın olduğu yere. Tünel çok fazla kullanmamaya çalış çünkü şey oluyor, hattı yavaşlatabiliyor. Aha, yok, küçük. Yol üstüne bir baktım, bu hatta çok fazla yok zaten. Bir Erzurum'da var, başka da tünel kullanılmayacak yani. Tamam. Dur, ben bu trenleri bir kurutlama yapayım buraya. Tamam. Kömür hattı diyorum. Şimdi gruplanmamıştan şuraya alalım bakalım. Bu bir. Şu iki. Dört tane mi tren var hatta çalışan şu anda? Sanırım. Emin değilim ama. Zaten başka yok 14'lü tren. Keşke bunda da şey olabilse ya. Kopyala yapıştır gibi bir şey. Şimdi garaja gönder dedim ben hepsini. Garajda araçları değiştirdim. Buradan olmuyor, elle yapacağız bunu. Şey mi, zemini mi düzleştiriyorsun sen de? Hava taşıtı gelirimize bak, 8 milyon. Yani hava işine hiç zaman ayırmamamıza rağmen bayağı bir gelir getiriyor. Bayağı getiriyor yani.
Evet, bu da tamam. Garajda zaten 4 tane trenimiz varmış. O 4 tane trenin de garajda bütün talimatlarını güncelledim. Yakın zamanda zaten maglev trenler çıkar. Hattı komple maglev'e çevirmemiz gerekebilir. Tabii yani. Şey, manyetik. Bunun bir üstü de mi var? Tabii tabii, manyetik trenler var. Okey, zaten grupladım ben, değiştirmek kolay olur. Neyse, bu bölümü de burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde devam ediyor olacağız. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Zile de tıklayın, bildirimler gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.